Merhabalar. Bugün size yeni bir nitel analiz programından bahsedeceğim. Bunun diğerlerinden önemli bir farkı var. Çünkü bu program tamamen ücretsiz, açık kaynaklı bir program. Yani NVivo'da, AtlasT'de ve MaxQ'da yaptığınız işlerin çoğunu burada da yapabiliyorsunuz. Fakat ücretsiz olarak. Programın adı ekranda da gördüğünüz üzere RQDA diye telaffuz ediliyor. Fakat bu telaffuz beni yorduğu için yine MaxQ'da da olduğu gibi buna da RQ'da diyeceğim affınıza sığınarak. Programımız R programı diliyle çalışıyor. Yani R üzerinden çalışacağız. Şu an program üzerinden sadece metinler analiz edilebiliyor. Yani elinizde video veya ses kaydı veya resim varsa bunları bir şekilde metin haline getirmeniz lazım önce. Daha sonra metin haliyle programı yükleyebiliyoruz. Programı yükledikten sonra yine nitel analiz programlarında olduğu gibi kodlama yapabiliyoruz. Kodlar arasındaki ilişkileri görebiliyoruz veya belgeler arasındaki. Diğer programlarla aynı mantıkla işliyor. Şimdi bir sitesine bakalım programın. Google'a RQ'da yazalım. Daha sonra bu siteye gireceğim. Programın özellikleriyle ilgili burada bilgiler verilmiş. Hangi veri tabanını kullandığı. Teknik bilgiler var. Daha sonra programla yapabileceğiniz şeyler burada sıralanmış. En önemli bölüm burada programın kurulumunun anlatıldığı bölüm. Linux'ta ve Windows'ta nasıl kuruluyor? 5 adımda anlatılmış burada. Biraz karmaşık gibi duruyor ama kolay aslında. Programın kurulumu için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Belki yapamayanlar olur diye. Bilgisayarla büyüyen nesil için böyle şeyler basit oluyor fakat yaşı biraz daha olgun olanlar veya bilgisayarla geç tanışanlar bu gibi konularda zorlanabiliyor. Bir de yabancı dil iyi değilse böyle şeylerde kendini geri çekebiliyor. Bu videoda onlara moral olsun istedim. Çünkü bana soru soran kesim genelde bu grup. Lütfen bu tarz programlardan hiç korkmayın. Çok fazla kaynak var artık. Mesela burası yabancı dili olmayan birisi ilk baktığında çekiniyor. Artık Google'un hizmetleri o kadar gelişti ki mesela Chrome'da bu sayfada sağ tuşa tıkladıktan sonra Türkçe diline çevir seçeneğine tıkladığımda artık metin Türkçe hale geliyor. Tabi birebir çeviri değil ama yani buradan da bir şey anlamak çok kolay artık. Herkes anlayabilir. Çeviri hizmetinde bayağı geliştirdiler. Yani buradan anlamadığınız kısımları da YouTube'a veya Google'a sorarak, aratarak öğrenebiliyoruz artık. Çok fazla kaynak var. İçerik üreticisi var. Sade burası için değil, farklı programlar veya farklı durumlar için de İngilizce metinler kaynakları oldu mu korkmamak gerek aslında dil bilmiyorsak. Dil bilen için tabi sorun yok. Google Translate'e yapıştırdığınızda anlayabileceğiniz bir halde çeviriyor artık. Yani çeviri şeyle bayağı gelişti. Eskisi gibi saçma sapan çeviriler yok. Hiç değilse bir şeyler çıkartıp biraz da araştırıp farklı yerlerden bakıp anlayabilirsiniz artık. Yani biraz cesur, biraz da cevval olursak çok rahat öğrenebiliriz. Sorgulamak gerekiyor. Programı yapanlar bir sürü kaynak üretiyor zaten. Ben de bu programları okulda öğrenmedim. Bu kaynaklardan öğreniyorum. Mantık aynı işliyor zaten. Bu programları akademik çalışmalarımızda da kullanırsak inanın işlerimiz ciddi şekilde kolaylaşacak ve kalite de artacak. Bu sözlerim özellikle yüksek lisans, doktora öğren, yani yeni başlayanlar için. Çok da hukalalık yapmak istemem. Onlar için sözüm. Bir sonraki videoda bunu da kısa sürede ekleyeceğim hemen. Programın kurulumunu göstereceğim yavaş yavaş. Hiç bilmeyenler için. Benim amacım bu videolarda bilmeyenleri biraz daha çekmek. Şu an anlatımın seviyesini düşük tutuyorum bu yüzden. Çünkü yüksek lisans öğrencileri yeni başlayanlar zorlanmasın veya bilgisayarla geç tanışan ileri yaştaki kullanıcılar zorlanmasın diye uğraşıyorum. Amacım bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kurulum videosunda görüşmek üzere. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.